sizi davet ediyoruz. 2500 yıllık zengin bir tarih ve kültüre, eşsiz bir coğrafyaya, örnek bir yerleşim merkezine, değişimin, ilerlemenin hiç durmadığı yere, güvenli ve huzurlu bir hayata. Mutlu Yüzlerin kenti Büyükçekmece'ye hoş geldiniz. Büyükçekmece Belediyesi, 10 yıldır mutluluk yaratan hizmet. Hizmete geldiğimiz 1994 yılından itibaren kasaba görüntüsünden sıyrılarak yaşanacak bir kente dönüşmüş olan Büyükçekmece ile tanışın. Büyükçekmece artık şehir planlaması, çevresi ve altyapısıyla örnek bir yerleşim merkezi. Ekonomik gelişme ve sanayileşme açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ilçe. Yeşil coğrafyası, iklimi ve yaz-kış keyif yaşatan atmosferiyle büyüleyici bir yer. Köklü tarihi ve uluslararası düzeye de taşınmış olan sosyal ve kültürel etkinlikleriyle adını dünyaya duyuran bir dünya kenti. 10 yıllık ekip çalışmasının nasıl başarıya götürdüğünü gelin en iyisi kendi gözlerinizle görün. Büyükçekmecelilerin seslerine kulak verin. Çok değişti buralar, çok. Eskiden burada ailece oturup balkon keyfi yapabilir miydik hiç? Nasıldı, her yer foseptik kokuyordu. En büyük mutluluğumuz kızımıza pırıl pırıl bir gelecek bırakabilmemiz. Büyükçekmece'de artık yağmurda sel altında kalan sokaklar, evler, dükkanlar yok. Altyapısıyla örnek bir yerleşim merkezi var. İlk iki yılda 40 yıllık altyapı ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdık. Şehir içinde ve Çakmaklı bölgesinde 500 kilometrelik kanalizasyon şebekesini hizmete sunduk. Büyükçekmece koyunu ve baraj gölünü kirlenmekten kurtardık. 5 kilometre uzunluğundaki kolektörü ve atık su arıtma tesisini tamamlayarak hizmete sunduk. Mavi bayrağı gururla dalgalanan İstanbul'un en temiz plajlarından biri. Trafiğe kapalı 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu. Restoranlar, kafeteryalar, eğlence merkezleri. Yemyeşil, derin bir nefes aldıran parklar. Belediyemizin yap, işlet, devret modeliyle turizme kazandırdığı İstanbul'un ilk ve en büyük su oyunları ve eğlence merkezi Aquamarine. Hepsi de kentimizi sosyal ve ekonomik yönden zenginleştiren unsurlar. Birkaç yıldır yazlığa geliyoruz. Denizi temiz, eğlencesi bol. Şehirde alıştığımız imkanları aratmıyor. Burası çok huzurlu bir yer. Yerleşmeyi düşünüyoruz. Büyükçekmece gözde bir turizm merkezi. Ama aynı zamanda imar, altyapı ve gecekondulaşma sorunundan kurtulmuş modern bir kent. Önce havai enerji hatlarını toprak altına aldık. Sonra yeni enerji hattıyla elektrik kesintilerini en aza indirdik. Büyükçekmece'deki tüm cadde ve sokakları uluslararası standartlara göre düzenledik. Örneğin, 4 şeritli Turgut Özal Bulvarı'yla kenti ikinci bir ana arterle E5'e bağladık. Büyükçekmece'de gelişme hiç durmuyor. Çağdaş bir kente yakışır projeler 10 yıldır aralıksız gerçekleştiriliyor. Çevre düzenleme çalışmalarına her zaman önem verdik. Altyapı çalışmalarının son halkası ve halkımızın en çok istediği hizmet olan doğalgaz artık Büyükçekmece'de.
tüp bitti derdi yok. Soba tüttü, odun, kömür, mazot bitti derdi yok. Daha ne isteyebilirim ki? Hem bütçemize fayda hem de rahatlık. Gel keyfim gel. Ben buna hizmet derim işte. Bir kent yaşamından beklenen her şeyi sunan Büyükçekmece'de alışveriş ve iş merkezleri de yükselmeye devam ediyor. Halk pazarlarını ise halkımızın rahatça alışveriş edebildikleri bir düzene kavuşturduk. 6000 metrekare kapalı alandan oluşan salı pazarını benzersiz bir düzenleme ile hizmete sunduk. Sahil kısmındaki cumartesi pazarını yeni yerinde hizmete açtık. Burada her şey var, her şey çok uygun. Bir de her şey yerli yerinde. Rahat ettik valla. Allah razı olsun başkanımızdan. Limanı tamamlayıp deniz otobüsü seferlerini başlattık. Balıkçı barınağı ve yat limanlarıyla birlikte limanı entegre bir tesis haline getirdik. Yapıtlarıyla dünyayı kendine hayran bırakmış olan Mimar Sinan'ın önemli eserleri, Büyükçekmece'nin en değerli kültürel miraslarından. Daha birçok tarihi esere ev sahipliği yapan Büyükçekmece'de, çöplük, bataklık ve virane durumdaki tarihi eserlerimizi ve çevresini yeniden düzenledik. 200 bin metrekare alan üzerindeki kültür parkta yöre evleri, kafeteryalar, dinlenme alanlarıyla örnek şehircilik hizmeti yarattık. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalimizde Büyükçekmece'yi dünyaya, dünyayı Büyükçekmece'ye tanıtıyoruz. Bir güneş doğuyor içimizden, sarıyor dünyayı sevgiyle. Haydi uzat elini sen de, akalım dünyanın kalbine. Aç kollarını kucakla barışıp Büyükçekmece'de şenlik var. Sevginin dansı bu barışın şarkısı, Büyükçekmece'de şenlik var. Uluslararası Heykel Sempozyumumuz. Halk oyunları, halk ve sanat müziği, tiyatro, meslek edindirme, okuma yazma gibi kursların verildiği Barış Manço Kültür Merkezimiz. 2005'te açılacak olan uluslararası standartlardaki Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi. Çeşitli spor sahaları, tenis kortları, oyun alanları ve parklar. Çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm Büyükçekmecelilerin sosyal hayatlarını zenginleştirecek her türlü olanağı sunuyoruz. Girişim ve katkılarımızla 8 ilköğretim okulu ve 1 öğretmen evine kavuşan Büyükçekmece, çevredeki özel okullar ve üniversitelerle birlikte çok iyi bir eğitim altyapısına sahip. Büyükçekmece, çevresindeki 800 fabrika ve yerleşim projesi dünya birincisi seçilen Alkent 2000 ile mükemmel bir şehircilik örneği. Dünyanın 11. Avrupa'nın 3. büyüğü olacak olan televizyon kulesi ise Türkiye'deki ilk ve tek örnek. TÜYAP Fuar Merkezi şehrimizi uluslararası alanda tanıtan ve ticari potansiyel kazandıran çağdaş bir eser. Artık İstanbul'a gitmeme gerek yok. Nasılsa dünya bizim ayağımıza geliyor. Ancak biz yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz çünkü hizmette sınır tanımıyoruz. Bu düşünce içinde yaptırdığımız kaymakamlık hizmet binamız çok yakında hizmete sunulacak. Makine parkımızın standartlarını yükselttik.
mağdur insanlarımıza gerekli her türlü yardımı sunmaksa bizim belediyecilik anlayışımızı anlatıyor. Hizmetin temeli sevgidir. Biz tam 10 yıldır sevgiyle hizmet ediyor, büyükçekmecelilerin mutluluğu için çalışıyoruz. Başkanımız sağ olsun. Tabii ki Hasan Bey. Tabii ki Hasan Akgün. Elbette bizim başkan. Tabii ki başkan Hasan Akgün. Çok teşekkür ederim. Belediye başkanımız Hasan Akgün sayesinde. Hizmetin temeli sevgidir. Büyükçekmece Belediyesi. Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var. Bütün bu dev hizmetleri yaparken devletten veya bankalardan bir tek lira borç ya da kredi almadık. Hiçbir yere borçlanmadık. Yapılamaz denilen, hayal bile edilemeyen bu hizmetleri öz kaynaklarımızla bilgi ve tecrübemizi birleştirerek gerçekleştirdik. Gelecek seçim için değil, gelecek nesil için çalışıyoruz. Bugün dünden güzel, yarın daha da güzel olacak. Hizmetin devamı için, daha çağdaş Büyükçekmece için. Doktor Hasan Akgün, Belediye Başkanı.